Tabii öncelikle 2016 Olimpiyatlarının Rio Olimpiyatlarının bitiminden hemen sonra başlayan kota mücadelelerinde sporcularımız inanılmaz bir gayretle 2016, 2017, 2018 ve bugün 2019'da Grand Prix ve puan alınan uluslararası turnuvalar da dahil olmak üzere tabiri caizse hiç durmadan her ay dünyanın en güçlü ülkeleriyle bir kota puanı yarışması içine girdiler. Ve gelinen noktada son dünya şampiyonası ki çok önemliydi bizim için İngiltere'nin Manchester şehrinde 15-20 Mayıs tarihinde yapıldı. Kotanın içinde olan 4 sporcumuz dünya şampiyonasında çok büyük bir başarı göstererek bir altın, bir gümüş, iki bronzla iddialarını devam ettirdiler. Tabii ki bu Olimpiyatlar öncesi dünya şampiyonası sanki bir test müsabakası gibiydi. Umutların arttığı, motivasyonun çoğaldığı bir şampiyon oldu. 4 sporcumuz da şu anda ilk 6'da olan 4 sporcumuz da birinci olan, ikinci olan, üçüncü olan, beşinci olan sporcularımız da burada madalya alması Tokyo Olimpiyatları öncesi, bir yıl öncesi bize çok büyük bir umut ve güç aşılamıştır. Hedefimiz bütün bu sporcularımızın son aylarda mesela şöyle söyleyeyim, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve takip eden Aralık'ta son bulan kota puanlarını da artırarak hem yerlerini koruyup daha da üste çıkarak Tokyo Olimpiyatlarına gitmeyi hedefliyoruz. Şu anda 4 kotamız görünüyor. Fakat mücadelemiz devam edecek. Daha fazla kota almaya çalışacağız. Mevcut olan kotaların puanını düşürmemek için gayret edeceğiz. Allah'ın izniyle inşallah önceden olduğu gibi 2004, 2008, 2012, 2016'da iddialı bir şekilde Tokyo'ya gidip milletimizin yüzünü güldürmeye gayret edeceğiz. Bayanlarda 4 kotayla katılma ihtimali çok yüksek görünüyor. Erkeklerde ise şu ana kadar gelinen durumda başarılı giden 2 sporcumuz var. 3 sporcumuz var. Bunların içinden de kota şampiyonalarında inşallah bir netice elde edip onlardan da umutlu bir şekilde bir netice bekliyoruz. Bu ne zaman olacak? 2020'nin Ocak-Şubat aylarında kota müsabakaları kıta nezdinde olduğunda orada o gençlerimiz de eğer başarılı olursa kotanın artma ihtimali gözüküyor. Türkiye Tekvando Federasyonu'na Gençlik Spor Bakanlığımızın çok büyük katkılarıyla bütün sorunlarımızı çözüyoruz. En önemli sorun burada kota müsabakaları yapılırken sporcuların sağlık sorunlarının da iyi takip edilmesi. Teknik heyetimiz, teknik direktörlerimiz ve antrenör ekibimiz bu noktada sistemin içinde dahil olan masör, fizyoterapist ve en kısa yoldan tedavi noktalarının ne şekilde yapılabileceği noktasında doktorumuz ve heyetimiz her türlü önlemi aldığı için şu ana kadar hiçbir sıkıntı çekmedik. Her zaman tabii ki ufak tefek kısa sakatlıklar olabilir. Bizim amacımız bu kotayı alan sporcularımızla beraber bir de şansımız var, yedek sporcularımız var. Aynı kotanın içinde 2 sporcuyla devam ettiğimiz var. Dünyada 1-2 ülke ancak bu şekilde gidebiliyor. Bu da bizim şansımız. Bu noktadan yola çıkarak onları sağlıklı bir şekilde 2020 yaz olimpiyatlarına Temmuz'a yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bir eksiğimiz yok. Eksiğimizin kapatılması noktasında da bize her türlü desteyen Spor Bakanımız Sayın Doktor Muharrem Mehmet Kasaboğlu'na da buradan teşekkür ediyorum. İyi bir koordinasyon içinde Tokyo'ya hazırlanıyoruz. Bu toplamdaki sayıyı artırarak inşallah gene söylüyorum milletimizin yüzünü orada güldürmeyi hedefliyoruz. Geçmiş olimpiyatlarda Sayın Cumhurbaşkanımız çok büyük destekler verdi. Şimdi de vermeye devam ediyor. Hem moral motivasyon açısından hem de sporcuların ve bizlerin başarılı olması için görüyoruz ki her zaman yanımızda. İnşallah geçmişte bizden söz alıyordu ne yapacaksınız diye. Biz başarılı olacağız diyorduk. Şimdi de buradan ifade ediyorum. Türk milleti Sayın Cumhurbaşkanı şundan emin olsun ki tekvando Allah'ın izniyle orada milletimizin bayrağını dalgalandıracaktır. Bunu niye böyle konuşuyorum? Allah çalışana verir. Biz de çalışıyoruz. Dünyanın en güçlü ülkeleriyle Çin, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya,
Almanya, Fransa, bütün bu güçlü ülkelerle yarışarak onların önünde devam ediyoruz. Onların imkanları bazen belki çok geniş olabilir ama bizim ruhumuz büyük. Ben her zaman onu söylüyorum. Bütün bu çalışmalarla, bakanlığımız da desteğiyle görünen tablo inşallah çok güzel bir sonuç çıkacak diye ümit ediyorum.